Ya kardeşim, gel bir otur. Haber gelir birazdan. Bunlar hastanede ne yapıyorlar acaba? Annesi uyanmış mıdır? İnşallah. Şu kanı beş para etmez babasını da bulsak, kızın içi rahatlayacak. Ya madem bu adam beş para etmez, bırak kız bilmesin. Hem biz niye bu kadar düştük ki bu adamın peşine? Ondan alacağımız bir emanetimiz var. Neyse, sen bu kadarını bilsen yeter. Tamam. Ya ne gerekiyorsa hallederiz. Hı? Mümtaz mesaj attı. Kamyonu bulmuşlar. Hadi gidelim. Bu ne ya? Ben size yapacağımı biliyorum ama. Biliyorum. Ah. Söyle bebeğim. Anne. Sen demiştin ya Aslan'ın bir açığını yakalayacağız diye. İşte ben o açığı buldum. İşte benim kızım. Neymiş açığı? Aslım'ın babası hırsız. Kamyon bu. Yağız, sen burada bekle abi. Babanın kol düğmelerini mi çalmış? Evimize girip çalmış. Aynen öyle. Onun anasını da gözüm hiç tutmamıştı zaten. Anahtarı bir de kendim verdim ya, inanabiliyor musun? Tamam, neyse. Bu durum işimize yarayacak sonuçta. Aslım ve ailesinden sonsuza kadar kurtulacağız. Sen kapa, ben hemen polisi arıyorum. Anne dur. Ozan'a söz verdim. Kimseye anlatmayacağım dedim. Şimdi sen söylersen benim sana söylediğimi anlar. Ama kol düğmelerinin çalındığını sen anlarsan, o zaman ben de yalan söylemiş olurum. Allah'ım. Çocuğun bütün zekasını benden almış. Tamam yavrum, tamam. Ben hemen Ankara'ya dönüyorum. Sen kapat. Hayat ne güzel. Güzel abicim, yalan mı söylüyoruz ya? Antika bunlar, antika. Büyük büyük dedenden kaldı, çok kıymetli ya. Dedenin adı neydi? Çok merak ettim. Ha dur, Tarık olabilir mi? Hı? O kol düğmeleri çalıntı beyefendi. Sen kime iftira atıyorsun lan? İftiraysa polise gidelim. Şikayetçi ol. Çalıntı mal alamam ben maalesef. Nereye? Lan oğlum. Çeki şuradan, kırmayayım bacağını. O kol düğmelerini vermeden şuradan şuraya gidemezsin. Kol düğmelerini ver, herkes kendi yoluna gitsin. Hadi. Lan oğlum, kimsin sen? Ne saçmalıyorsun? O düğmeleri vermeden şuradan şuraya adım attırmam. Yok ya. Öyle bir atarım ki. Kavganızı dışarıda yapın kardeşim. Benim malıma zarar vermeyin. Ya, ne oluyor ya? Yavuz tutsana. Gel lan buraya.
Ne tarafa gitti? Bilmiyorum ki. Ben şuraya bakayım. Ozan! Kaçma dur! İyi misin? İyiyim abi. Adam kaçmasın hadi. İyi güzel. Bu şekilde bekliyoruz. Herif ya gelmezse? Gelecek. O kamyon burada olduğu sürece gelmek zorunda. Ben şimdi Eylül'e ne söyleyeceğim ya? Hiçbir şey söylemeyeceksin abi. Aslı'mı da Eylül'ü de bu işe karıştırmayacağız. Peki. Öyle yapalım madem. Cengiz, kaçabileceğini mi sandın? Gel buraya. Helam sana, yürü git! Ver kol düğmelerini. Sakin. Ver düğmeleri. Ver! Senin gibi bir adam Aslı'nın babası olmayı hak etmiyor. Anladın mı? Jülide. Hayatım, yatağa gelmiyor musun? Ozan'ı bekliyorum. Gelmedi daha. İstersen bir ara. En azından neredeymiş öğrenirsin. Sık boğaz ettiğimi düşünür diye korkuyorum. Olur mu öyle şey hayatım? Sen onun annesisin. Endişelenmek en doğal hakkın. Hadi ara hadi. Efendim anne. Ozan... Anneciğim neredesin? Ne zaman eve geleceksin? Ha, belli olmaz. Beklemeyin beni. Siz yatın. İyi geceler.
Ne oldu canım, gelmiyor muymuş? Neyse tamam. En azından aradın, sesini duydun. Hadi hayatım. Hadi yatağa gel. Sen git Mümtaz. Ben bekleyeceğim. Tamam canım, peki. Anne! Anne ne oluyor anneme? Bir şey söyleyin, ne oluyor anneme? Maskeyi takmamız azalıyor. Ya yalvarırım, bir şey söyleyin. Lütfen odayı boşaltın, lütfen. Ya yalvarırım, kurtarın onu. Lütfen odayı boşaltın. Anne, anne dayan. Lütfen. Ne olur kurtarın onu. Anne dayan. Ne olur kurtarın annemi. Yalvarırım, kurtarın. Anneme bir şey olmasın Allah'ım. Sen onu bana bağışla. Sen onu koru. Aslımı sana emanet. Çünkü... Hocam... Annem beni bırakıp gitmez değil mi? Bırakmaz kızım. Korkma. Annen iyileşecek. Her şey düzelecek, bak göreceksin. Korkma. Durumu nasıl? Hastanın eşi misiniz? Ben... Hayır. Tarık Hoca bir yakınımız. Ben kızıyım. Annem nasıl? Verdiğimiz ilaçların etkisiyle kısa bir nöbet geçirdi ama şu anda durumu iyiye gidiyor. Sandığımız kadar kalıcı bir hasar gözlemlemedik. Riski atlattığımızı söyleyebiliriz, gözümüz aydın. Allah'ım çok şükür. Annem iyileşti. Çok şükür, kurtuldu. Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Annemi görebilir miyim? Şimdi uyutuluyor, dinlenmesi lazım. Durumu böyle devam ederse yoğun bakımdan çıkaracağız. Servise alındığında onu görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne dedim ben sana? Bak gördün mü? Annen seni bırakmaz dedim. Hadi geçmiş olsun. İyi ki varsınız hocam. Ben evdekilere haber vereyim. Hadi. Doktor tehlikeyi atlattığını söyledi. Birazdan servise alacaklar. Ben seni az sonra ararım, olur mu? Hadi bakalım. Annen iyileştiğine göre artık bir şeyler yiyebilirsin. Çok solgun görünüyorsun. Teşekkür ederim hocam. Teşekküre lüzum yok. Kantinde ne varsa anca onlardan aldım zaten. Bunlar için değil. Yanımda olduğunuz için. Efendim Sibel? Hayatım, bir saate havaalanında ol. Neden? Beni karşılamak için neden olacak? Erken geliyorsun, bir sorun mu var? Ay sıkıldım burada. Kızımı da özledim. Canım istedi, dönüyorum. Soru sormayı bırak da yola çık. Sibel, sen bu sefer taksiyle dönsen. Hı? Ben şimdi yetişebilir miyim bilmiyorum. Ah Tarık, ya çok yoruyorsun beni. Taksiyle falan uğraşamam, gel al işte. Hadi canım kocacığım benim. Tamam geliyorum. Ama inince biraz bekleyebilirsin, haberin olsun. Seni burada bir başına bırakmayı hiç istemiyorum ama... benim gitmem lazım. Olur mu öyle şey hocam? Buraya kadar gelmeniz bile beni nasıl mutlu etti anlatamam. Siz olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Hem annemin güzel haberlerini aldık ya. Bundan sonra siz beni hiç merak etmeyin. İşinize gücünüze bakın. Annen çok şanslı biliyor musun? Senin gibi bir evladı olduğu için çok şanslı. Bir şey olursa saat kaç olursa olsun ara beni, hemen gelirim.
Anlaştık mı? Sağ olun hocam. Hoşça kal. İnsanın evi gibi yok. Ay yoruldum vallahi. Otel odasının kliması bozulmuş, inanabiliyor musun? Rezalet. Neyse arıza çıkartınca hallettiler tabii. Berçin nerede? Berciş! Anneciğin geldi. Saat kaç oldu? Defalarca aradım, açmıyorlar. Geri de aramıyorlar. Bu nasıl iş anlamadım. Ya babacığım, hasret gideriyorlardır. Ondan bakamamışlardır telefona. Hem kaç yıllık arkadaşları halamın. Nereden çıktı bu arkadaş işi anlamadım. Niye şimdiye kadar duymadık? Kızım bana bak. Ara Aslı'mı, arasın dayısını, iyiyiz miyiz bir şey desin. Yoksa bu adam sokaklara çıkıp arayacak şimdi. Ay tamam, sen babama göz kulak ol, ben de arayayım dışarıdan. Merak etme dayıcım. Sohbet muhabbetten fırsat olmadı, arayamadık inan ki. Tamam kızım, haberinizi aldım ya, içim rahatladı. Aslım, anneni ver de bir sesini duyayım. Şey dayıcım, beni markete gönderdiler bir şeyler alayım diye. Şimdi evde değilim ki. Anladım kızım, peki. Sabah beni bir arasın ama, olur mu? Tamam, tamam dayıcım. Hoşça kal. Oh be, nihayet. Normal odaya geçtik şimdi. Yok, uyanmadı. Ama durumu iyiymiş, doktorlar öyle söyledi. Yarın sabah taburcu edeceklermiş. İşte duruma göre bakacaklar. Oh çok şükür Allah'ıma. Ay çok şükür ya. Ay halam benim bak kurtuldu işte hemen. Oh sus, baban duyacak. Ha, Aslım ne diyeceğim? Cengiz'den haber var mı? Yok yengecim. Nerede bilmiyorum. Boy devrile sice. Karısı kızı ne halde, adam ortada yok. Yavrum, ha Aslım. Sen bir şeye canını sıkma yavrum, tamam mı? Arada bir de bizi ara, haberdar et. Hadi Allah'a emanet. Tamam yengecim, sağ ol. Hadi görüşürüz. Çok şükür. Anneciğim. Sen iyisin ya. Gerisi hiç önemli değil. Ama ben de Aslımsam. Bunu babamın yanına bırakmayacağım. İyi misin? Hala utanarak bakıyorsun. Bakma öyle. Nasıl utanmam? Babam bir hırsız. Onun yüzünden kaç kişi üzüldü bugün, farkında mısın? Ama benim yüzümden. Onu bu insanlara bulaştıran benim. Sen çok inatçısın. Bir suçun olmadığını bildiğin halde hala vicdan azabı çekiyorsun. Beni rahatlatmaya çalışıyorsun Ozan. Sen bari yapma. Daha çok mahcup oluyorum.
babasıyla iyi anlaşan kızlara hep imrenerek baktım. Dayımla Eylül mesela. Bazen o kadar tatlılar ki. Biz hiç öyle olamadık. Babam beni hiç sevmedi. Belki de oğlu olsun istedi. Bilmiyorum. Belki de bu yüzden bir kere bile benim başımı okşamadı. Beni dizlerine yatırıp hikayeler anlatmadı. Bana bir kez olsun canım kızım demedi. Küçükken evimizin bahçesine bir limon ağacı dikmiştim. Ben büyüdükçe o da büyüyecekti. Meyve verecekti, köklenecekti. Babam o gün eve çok sinirli geldi. Ben heyecanla koşup yanına, baba bak, çok güzel değil mi dedi. Onu attı biliyor musun? Tekmeledi. Dallarını kırdı. Sonra da söküp attı. Bana o sevinci bile çok gördü. Ama zamanla alıştım. Büyüdükçe normal gelmeye başladı bana yaptığı kötülükler. Kabullendim. Bana istediği kadar kötü davransın. Ama çevremdekilere zarar vermesini kabullenemiyorum. Neyse ki bugün Berçin yetiştiğimde adımıza. O olmasaydı ne yapardım bilmiyorum.